Evet valla. Tatlım bir gece bende kalsak ya. Ha? Doğru söylüyorsun. Haklısın. Vallahi bilmiyorum ne zaman gideceğini. En doğru söyle olacak. Konuşacağım ya. Konuşacağım. Tamam. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Hadi öptüm. Bay bay. Dediği. Selam söylüyor. Kafasını fazla takmasın diyor. Uzak bir yere uzun bir tatile çıksın dedi. Bak bile hala mesaj çekmedi deseydin. Vallahi ya. Burhan abi nasıl hissediyorsun? Klasik depresyon işte. Hadi ya. Prozac ihtiyacındayım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Duş almak istemiyorum. Temiz kilodum kalmadı. Çamaşır yıkayasım yok. Olur mu ya? Sen ilk geldiğinde ben ayırmıştım onları. Bir böyle daha yeni, hatta hiç açılmamış, üstü etiketli falan. Heh. Hatta biz Metin'le aramızda şaka yaptık. Hugh Hefner'in donları gibi dedik. Yok lan, onlar benim donlarım ya. O kimidi ki? İşte Playboy'un sahibi. Ha, kimidi lan o? Şu kilota dolaşan adam mı? Yok lan, onlar benim acil servis donlarım. Acil servis mi? He. Şimdi arabayla seyahat ederken Allah kustirtmesin, kaza maza olursa hastaneye falan düşersin. Oradaki insanlar rezil olmayayım diye. İç çamaşırlar mı şık olsun diye. Burhan abi, senin beyninin kullandığı glikozla bizlerinkiler farklı. Ben şu an onu anladım. Olur mu lan? Oğlum koskoca doktor o. Benim öyle yıpranmış pamuklu donlarımı niye baksın ki? O kadar okumuş insan. Okumuş da ne olmuş? Böyle bir göz zevkini bence hak edeyim. Göz zevki sen misin abi? Uzatma oğlum ya. Oğlum benim temiz kilodum kalmadı. Ben senden alabilir miyim Tanrı verdi? Don. He. Yok artık. Niye lan? Allah Allah. Ne var ki? Ben daha önce de aldım. Sen hiç farkında değilsin. Ne? Travma bu. Bu travma beni bir çabuk pırlı pırtın topa git evimden. Ya sevgilimle bir özel hayatım kalmadı. Uyku uyuyamıyorum. Donlarıma da ortak oldun. Pırlı pırtın topa git artık. Bıktım ya. Önce Makbile, sonra sen. Yapayalnız kaldım sonunda. Ya abicim, eşek yüküyle para kazanıyorsun. Git bir otelde kal ya. Ne yapacağım lan ben otelde yapayalnız? Tecavüz edilirsin ha? Ne yapacağım orada? Kötü yola düşersin ha? Ya daha ne kötü yola düşeceksin acaba? Kimsesiz kaldım. Tokat aramı yanına mı gitsem acaba? Çok güzel fikir. Hadi ya. Tabii çok güzel fikir. Senin şu an ihtiyacın olan aile şefkati. Bunu da ailenin yanında bulursun. Şefkat ihtiyacın var. Hadi sen git. Yalvarırım git. İnsan bir aramaz mı ya? Kardeşim ayaklarını çeker misin? Ben orada yatıyorum yalnız. Hadi iyi geceler kardeşim. Şimdi mi? Nasıl ya? Yok, tamam bir şey yok kardeşim, yok. Sen dün gece gitar mı çaldı burada? He, ne oldu, rahatsız mı oldun? Çok kötü tribe girdim oğlum. Ya zaten sen 24 saat triptesin Metin. Benimle ne alakası var ki bunun? O da var. Abi kim bitirdi benim makarnayı? İyi de abi bir sorsaydın ya. Aç kaldım vallahi ya. Bir şey söyleyeceğim abim. Benim bir saate manita gelecek de ufakta uzasanız. Oğlum ben zaten şu anda burada değilim ha. Ben ne yapacağım? Ben de onu soruyorum. İyi de ajan, yani burası benim de evim. Sen harbiden kovuyorsun bizi falan yani. Ya 40 yılda bir kanka çık gez diyorum Allah aşkına. Emekli gibi yapıştı kaldın eve ya. Aman be abi. Kral gibi annenle babanla yaşayacaksın. Ekmek elden, su gölden. Vallahi öyle. Ev arkadaşlığı zor iş ya. Of. Kim lan? Ha, ben bu insana gençliğimi vermişim ya. İnanabiliyor musunuz siz ya? Kumar işte. Hem de nasıl o kumar? Bana 5 kuruş koklatmayın. 4 günde 1800 papel bırakmış masaya. Hepsi kulağıma geldi ya. Vah. Evdeğimde atıldım. Ya anlatsam hayatım roman olur kardeş ya. Zaten o kadar acıklı anlatmışsın ki
Buraya kabul edilen ilk erkek oldun. Hayatımı mahvetti. Kalbimi kırdı. Ve hala mesaj yok. Bakın. Yok. Dayakta var mıydı anam? Yok hanım ya. Trafik kazasında oldu. Ama manevi işkence vardı. Babasından ve akrabalarından sürekli işkence görüyordum. Elektrik veriyorlardı ya bana. Vallahi. Neyse canım hadi beraber şarkı söyleyelim. Yüksek yüksek tepelere durmasınlar. Yüksek yüksek tepelere el vurmasınlar. İyi akşamlar. Gel kardeş. Ne kardeş? Benimki işte bu. Ne? Ne tükürüyorsun abla ya? Burhan Bey, ben sizi almaya geldim. Ben gelmem. Burada yeni bir düzenim var. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Burhan Bey, sizin yeriniz benim yanım. Ben sana güvenmiyorum bir defa. Bunca yıldan sonra beni dımdızlak ortada bıraktın. Çolukla çocukla beni sokağa atmayacaksın. Ne malum bir defa? Doğru söylüyor. Bravo. İşte bu. Bravo. Aferin. Sağ olun kızlar. Bak Bülent. Eğer evlilik sözleşmesi yapmak istiyorsanız ben yokum. Yok musunuz? Yok. Malın mülkün eğer derdindeyseniz ben evlenmem. Kuru ekmek yerim, otururum yerimde. Ya Burhan Bey, ben sizsiz malın mülkün eliyim ya. Babamın da oluruşuna geldim. Benim esas niyetim evlenmeden önce Gayrettepe'deki daireyi sizin üstünüze yapmaktı. Hadi ya. Kaç metrekareydi kız orası? 180 metre. Allah'ım. İyi, iyi. Ama ben hemen ikna olmam. Kalbim kırıldı bir kere. Bana daha böyle ne bileyim gönlüme hoş edecek laflar etmeli. Hissi konuşma. Burhan Bey, siz sadece benim aşkım değil. Aynı zamanda yoldaşım, hayat arkadaşım. Ve ruh eşimsiniz. Bir daha kumar oynamayacağına söz ver. Ekmek Kur'an çarpsın. Başka? Ne? Ha. Sizi seviyorum. Daha ne desin anam? Gideyim mi kız? Git kardeşim, hiç durma. Git, hiç durma. Git, git, git. Aslan gibi kız. Bak hatasını da anlamış. Sokaklarda ziyan olursun be anam. Ne bileyim ki? Bilmiyorum yani. Naz niyaz yapasım var benim. Ay. Ben de seni seviyorum. Ay, hadi görüşürük. Hadi Allah'ım. Hadi küçük bir görüşürük. Abla görüşürüz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Görüşürüz ablacığım. Ay! Ben senin yokluğuna nasıl alışacağım? Ben sana nasıl alışacağım yokluğuna? Ay çok teşekkür ederim. Ay. Görüşürük hadi. Sağ ol, sağ ol Emre'ciğim. Çok teşekkür ederim. Allah hepinize benimki gibi hayırlı kısmet inşallah eylesin ya Rabbi. Amin. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere. Ya tam dalıyordum ben ya. Niye sabah sabah ağız ağız reklam cıngılı söylüyorsun Volkan? Cıngıl dedi değil mi? Allah kahretsin. Günaydın. Günaydın. Sabaha kadar yukarı katın gürültüsünden gözüme uyku girmedi. Dibler ablanın yatılı misafirlerin bebeği yüzünden suratımdaki o bebeksi pembelik uçtu gitti. Ey Mehdiyar, ne yapacak şimdi? Bebekli yatılı misafir mi gelmiş yukarıya? Bir çift gelmiş Adana'dan babam. Bebekleri yani gerçekten bir bardak kırabilecek desibelde ağlıyor. Ben de duydum. Ağlamak değil, sanki içine egzorsis girmiş gibi. Sanki kafasını böyle 360 derece döndürüyor, öyle bir ağlamak yani. Ben en sonunda kalktım. Kendime bir çaydanlık melisa çayı yaptım. Şişeye doldurdum, odaya götürdüm. Onu içe 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 biraz dalmışım.
İstanbul'a karı koca ilk gelişleriymiş dayı. Geceleri Dilber teyzeye bırakıyorlarmış o bebeği. Oo, ocak başılarda, barlarda geziyorlarmış Akı abinde. Bebecik de yazık, anacığını ağrıyor herhaldeyse. Kıyamam. Zaten ben bu bebeklere gerçekten uyuz oluyorum. Bütün gün yatıp uyuyorsun. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Yani tuvalete gitmene gerek yok. Oraya bırak. Kimse bir şey demiyor zaten. Akşama kadar yalakalık. Agılı gugulu yalakalık. Daha ne ağlıyorsun acaba ya? Öyle tatlı anlattınız ki nasıl canım çekti. Neyi canım çekti? Dırsa başımıza inşallah. Biz de 3-5 tane yaparız değil mi? İnşallah. Volkan, şu şarkıyı biliyor musun evladım? Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Onu biliyor musun? Biliyorsan söyle. Şu anda ruh halime o kadar denk geliyor ki yani. Ben cover şarkı söylemiyorum şu an Burhan. Kendi şarkılarımı yapmaya çalışıyorum ama ilham gelmiyor. Değil mi ama aslıyorum? Eğer yeni bir telefon çıktıysa... Eğer hediye edilmek isteniyorsa derginin idare müdürü olarak bana hediye edilmesi gerekiyor mu yavrum? Demek ki Şahika'yı uygun gördüler, ona hediye ettiler telefondan Burhan Bey. Ama Şahika Hanım telefonun yapıldığı fabrikayı, fabrikanın bulunduğu arsayı, arsanın bulunduğu ilçeyi satın alamam evladım. Sen bir Şahika Hanım'la konuşsun. Ne olacak konuşursam? Burhan'ın cep telefonu bozuk desin. Alo diyor desin. Karşıdakinin cevabını duymuyor desin. Sonra? Parası da yok bunun desen. Bunun deyip aşağılasan. Başka? Dişleri dökülüyor desen. Dişçiye gidecek parası da yok desen. Dişleri mi? He. Böyle kendini acındırsan. Gözlerini böyle hafiften böyle güzelcene doldursan ya. Gözlerimi doldursam? He. Acayip acayip acaba o telefon bana verir mi ya? Ne diyorsun? Burhan Bey, ben sizinle aynı evde falan değil, aynı şehirde bile olmak istemiyorum galiba ya. Yardımcı olamam diyorsun yani. Affınıza mağduran Burhan Bey. Bu telefon hangi telefon? Bu yeni telefonlardan mı? Yeni şeylerden mi bu? Hani internetli falan böyle. Sen dokunma tekmine diyorlar. Anam ya, neydi ya ihtiyar? Dokunma tekme dedin. Ehtiyar öldürüyorsun beni gülmekten. Senin böyle gider ayak hayata tırmanman gerçekten bana ilham veriyor biliyor musun? Gider ayak mı? Ne diyorsun sen münasebetsiz? Latife diyor dayı. Burhan Bey, şuradaki dükkanın önünden geçerken gördüm. Akşamleyin çekiliş yapacaklarmış. Hem de o sizin dediğiniz dokunmatik telefondan da 50 tane dağıtacaklarmış çekilişle. Önünden geçerken nazaran dikkatimi cezbetti. Siz de gidin, belki size çıkar. Ay, piyango mu? Ya? Çekiliş gibi bir şey mi yani? Bedava yani ha? Ay, nasıl? Yine neyin bedavasının peşinde bu ya? Volkan, kurban olurum ablam. Bana bak. Dün gece kaçta geldin sen? Sabaha karşı geldi, ben duydum. Maşallah babacığım, sizde de ne kulak var ya? Salam sucuk yok mu bir şey? Nereden geldi o saatte? Bana bak Volkan, alkol falan almıyorsun sen değil mi canım? Almaz olur mu canım? Başına mı tutunuyor bu kilolar bunun üzerinde? Salam sucuk yemekten oluyor bence. Volkan, altına peçete tut yavrum. Dökme tişörtünü, dökme. Örtüye geliyor, örtüye geliyor. Burnunun ucunu göreyim iyi. Baksana, belli ki akşamdan kalma. Yetti be. Teker teker gelin ya. Sabah sabah ne oluyor böyle? 40 yılda bir iki tane arkadaşımla bir duble bir şey içeyim dedim. Neredeyse avukat tutacağım baba be. Babanla bediye konuşma, terbiyesiz. Terbiyesiz! İki kadeh atmışmış. Alkol sorunu var bu çocuğun bence. Destan. Lan ne konuşma enişteli. Terbiyesiz. Ne oluyor lan? Bir sor. Büyüklerine ikram et. İstiyor muyuz, istemiyor muyuz? Babana sor. Enişteye sor. Değil mi ama? Lan Burhan denilen manyak. Bana bak. Senden mi öğreneceğim lan ben terbiyeyi? Sayko. Ruh hastası. Ben adamı keserim lan. Ay hayır. Dilber Hanım mı yoksa? Öf, yetti ama bu kadın da baba ya. Ay yukarı taşınalı 3 gün oldu. Her gün burada anacığım. Ne cana yakın kadıncıyız. Baba açma sakın. Ya duymuştur sesimizi artık. Aç bakalım aç. Ben çok seviyorum kendisini. Çok muhterem bir insan. Günaydın, hoş geldiniz.
Hayırlı sabahlar Tahsin Bey. Size de efendim. Nasılsın? Sağ olun. İyisin. İyiyim şükür. Yine dipçik gibisin. Teşekkür ederim. Nasılsın hatın kız? Merhaba delanlılar. Hoş geldiniz. Öpeyim. Dilbile abla hoş geldin. Sağ ol oğlum. İh, ayakta dineldim kaldım. Hatın kız yok mu? Bir kahven bineyim, bir şeyin yok mu? Aa, tabii aşk olsun. Yamulmuyorsam çok şekerli içiyordunuz değil mi? Dilber Hanım her gün geldiği için biliyoruz artık nasıl içiyor. Şöyle geçeyim. Rahatsız olma, rahatsız olma. Yılan gibi kıvıl kıvıl geçtim. Her yanım ayrı oynar benim. Öyle mi? Senin yerin mi kızım? Evet. Sen git orada kanepede otur yavrum. Ayakta dinelme. Git kızım orada uzakta otur. Makbule abla bana bir soda getirir misin ya? Kalkıp yeniden sana oğlum. Karnın mı ağrıyor yavrum? Sabah sabah salamları, sucukları, jambonları büyüklerine ikram etmeden lipletirse olacağı budur Dibler abla. Allah Allah. Telefon çalıyor. Bakalım. Alo? Alo? Aa yok. Aa sessizlik. Alo? Eğer bana oradan bağırıyorsanız, yüksek sesle konuşuyorsanız ben şu anda duymuyorum. Çünkü telefonum bozuk ve yenisini alacak da param yok. Ah yani. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş Burhan'ın düştüğü hale bakar mısın ya? Çok mu et yiyorsun oğlum? Hmm. Basur yapıyor mu yavrum? Basur mu? Hamarayt de diyorlar şimdi. Yok öyle bir problemen de yok. Utanma oğlum. Erkekte olur, normaldir. Utanacak bir şey yok. Çok et yiyende olur, zenginde olur. Yok bende öyle bir problem yok. Bak hele, sabahtan kuru kayısının üstüne bir bardak suyu içiyorsun, hemen alttan açıyor. Ya niye bunu konuşuyoruz şimdi ya? Bak hele, şşş. Dilber teyzem dediydi dersin. Tuvalette otururken kulacıklarımı çun çun çunlatırsın. Lan sabah sabah bunları yaşadığımı inanamıyorum ya. Yalnız bu oğlanın kanı çok deli akıyor ha. Tadilat nasıl gidiyor Dilber Hanım? Ustalar hala evde mi? He. Ben de onun için geldiydim. Sizin şu duvar lampalarını nereden aldıysanız aynısından ben de aldıracağım. Aptiklerin de aynısı. Zaten duvarları da aynı renge boyattınız. Zevkli adamsın. Sağ olun. Güzelin iyisinden o anarsın. Aynısından daktırayım ki bağa geldiğinde yabancılık çekmezsin. Kısmet. Sağ olun. Uy. Telledim. Makbule. Kahveler hala hazır değil mi kızım? Kızım. Ay Şayka Hanım. Bu ne ya? Bu yeni çıkan telefonlardan mı ya? Dokunmatik. Bir kere bir dokunabilir miyim acaba? Tanrıverdi canım. Ben Paris moda haftasındayken kedimi besleyip ilaçlarını verirsin değil mi? Tabii canım tabii. Pompon muydu kendisinin adı? İsmiyle hitap etmek zorunda değilsin. Pisi pisi dediğin zaman da geliyor. Bak ya ne akıllı hayvan. Ay çok üzülüyorum ben bu telefonlara.
Benim de telefonum bozuk biliyor musunuz Şayka Hanım? Ya versene oğlum. Önemli telefon bekliyorum ya. Alo? Benim? Ya bana ne sizin ucuzluğunuzdan be? Şayka Koç Arslanlı ne zaman ucuzluktan alışveriş yapmış? Sadece ucuz değil, basitsiniz de. Ya niye aramıyor bu çocuk ya? Ay, ne yapıyorsunuz Şayka Hanım? Sanki bana vuruyorsunuz şu anda ya. Ne yaptınız ona? Ben bu akşam açılışta sıraya girip bu telefonlardan bir tane alacağım. Vallahi siz de çekilecek atılın Burhan Bey. Belki çıkar. He. Yaprak da o açılışta şarkı söyleyecek. Ay. Beleş yiyecek içecek olur mu acaba orada? Kuyrukta taşıya kadar uzamış lan. Şişire değil mi ya orası? Jim Davis değil mi lan o? Ay ya pişkine bak erkenden gelip sıraya girmiş ha. Ne haber Jim ya? Ben de seni görmeye geldim. Beni görmeye. He. Dedim herhalde bu telefon kuyruğunda canı sıkıntıdan patlamıştır. Şöyle dedim bir iki espri patlatayım çatlatayım elleteyim lan dedim yazık dedim ya. Ya ne yapıyorsunuz siz Burhan Bey? He? Neden canım? Ya kuyruğa kaynak yapıyorsunuz. Ayıp değil mi bu? Ayıp oluyor ama siz daha nereden geldiniz? Benim atalarım şu anda Tokat'ta. Tokat'tan geldim ben. Onlara da Tokat'a da benim bildiğim kadarıyla İsveç'ten geldi diye söylüyorlar. Kimin nereden bu ülkelere, bu bereketli topraklara geldiğini bilemiyorsun ki hanım teyzeciğim. Closet. Burhan Bey, lütfen kuyruğa kaynak yapmayın. Beni de burada rezil etmeyin. Lütfen yanınıza geçer misiniz? Hadi. Rica ediyorum. Lütfen. Jim. Lütfen Burhan Bey. Jim. Lütfen. Burhan abi. He. Burhan abi. Sen de adını yazıp o çekiliş tüm kavanoza attım ha. Oğlum ortam çok kalabalık lan. Bize hiç çıkmaz ki. He. Ya Burhan abi. Benim senden bir ricam olabilir mi? Zaman mı yok oğlum? Borsa patladı. Borsa çöküşte. Normandiya'da çıkartma var diyorlar. Oğlum kendi içerisinde huzurlu hayatımı kur bence yani. Ya yok abi alakası yok. Onlarla hiç alakası yok da. He. Ya Fatoş yarın Paris'e gidiyor biliyor musun? Bizim de onunla bu arada aramızda bir tatlılık var. Biliyorsun işte durumları. Onun da bir tane kedisi var Fatoş'un. Ya bana çok gıcık oluyor. Ben de biraz şey oluyorum yani. Ona üç gün boyunca bakmam lazım, beslemem lazım, ilacını falan vermem lazım. Ama yani konu kedi olunca... Ay Allah'ım. Tüh senin Allah belanı versin lan. İçinden kediyi kesmek geçiyor değil mi? Tüh senin Allah belanı versin lan. Lan kedi niye kesiyorsunuz? 2-3 arkadaşa 50'şer, 75'er milyon lira verirsiniz, toplaşırsınız, koyuna girersiniz, danaya girersiniz. Kedi niye kesiyorsunuz oğlum? Onun eteğini yamıyor. Ya ne kesmesi ya Allah Allah ya? Manyaklaşma ya. Ben kedi falan kesmiyorum. Ben kediden çok feci tırsıyorum ya. He, tırsıyor musun? He ya. Elimde değil, ne yapayım? Köyde bir kere çocukken suratıma atladı. Ulan yarabbim, içten pazarlıklı bir hayvan ya. Oy, oy. Ya işte ben Fatoş'un kendisine bakarken sen de benimle gelsen. Ha. Ulan diyorum aklımdan ne geçiyor ha? He mi? Vallahi aklımdan bu geçiyormuş benim. Gerçekten mi? Vallahi. Hasretme lan adamı. Bana ne senin kendinden de köpeğinden de. Hasretme lan adamı. Ben de asa bağlıyorum. Kız. Yaprak. Kız. Burhan Bey. Acaba diyorum bu çekilişte bir torpildi, bir kıyaktı. Acaba yapılabilir miydi kız? Ya Burhan Bey gidin şuradan ya gidin. Aa, sizi buraya getiren halka karşı bence biraz daha dikkatli konuş. Biz sanatçıyı yukarıya çıkarttığımız gibi yukarıdan aşağı indirmesini çok iyi biliyoruz. Şerit de bunu çok bozdu ha. Ya Burhan abi bak, bütün telefonları dağıtmışlar. Son 3 tane telefon kalmış. Onlar da bize çıkmaz. Ben de karnım doydum. Hadi gidelim ya. Zıkkım ye. Ulan biraz bekle ya. Belki bana çıkacak ya.
Ve şimdi de bir fonun son 3 talihlisini açıklıyoruz. Serap Yılmaz. Mehmet Bardakçı. Ve ay ay inanmıyorum ya. Ve son talihlimiz Tanrı Verdi Ekşioğulları'ndan. Beni dedi. Benim dedi ya. Tebrikler ve şimdi hep beraber. Şanslamak ya. Ulan kızlarımızları ayarlayıp çekilişe hile hurda soktun değil mi lan çaycı? Ya ne alakası var Allah Allah? Benim işim yok o telefonla. Karma karışık bir şey. Ben anlamıyorum, sevmiyorum onları ya. Karmaşık bir şey mi? Ya karmaşık ya. Anlamıyorum. O zaman bana ver lan. Hadi oğlum ya, yemek falan ısmarlarım sana. Hadi oğlum, ben çok seviyorum onu. Bana ver lan onu. Hediye et oğlum Burhan'ın içine. Yok yok. Hadi oğlum ya. Hadi lan oğlum. Yok yok, yemek değil de bu Fatoş'un kendisi var ya bir tane pompon. Ona 3 gün boyunca benimle beraber gelip besleyip ilacını verirsen karşılığında telefonu veririm. Ay çok sevindim. Ben sadece kedileri çok sevdiğim için bu teklifini kabul ediyorum. Gerçekten. Çünkü kedilerin hırtlaklarını böyle sıvazlayınca hır hır ses gelir. Kalbime gidiyor yani. Alttaki kapının kilidi zaten o iptal, o hiç çalışmıyor. Onu hiç şey yapma sen zaten. Yok o, evet. Volkan abi, bir de kapıyı açarken, çevirirken kilidi sağlam bir omuz at, o ancak öyle açılıyor. Vallahi evet. Evet, hadi eyvallah. Sağ ol. Evet, sağ ol. Ulan, favorimsin benim ha, Tanrı verdi. Hem cep telefonu olsun, hem de beni Volkan'dan kurtarmak olsun. Vallahi favorimsin yani. Evet, çok güzel. Evet. Burhan abi, bak. Ben kediye dokunamam, tamam mı? He. Bu kedinin yemeği verecek, ilaçları verecek, tamam mı? Suyu verecek, her şeyi verecek. Bir de tüyleri taranıyormuş onun ya. Tüyleri mi taranıyormuş? Oğlum bunu konuşmamıştık ama. Vazgeçeyim istersen. Tamam. Ne olacak ki? Tamam. Ben tararım. Olmadı yandan ayırırım. Fön bile çekerim. Tamam. Hallederim ben. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Ay o telefon da bende de var ha. Nasıl para yakaydın kız? Ayağım kaçma kadar ya. Ya önden sen girsene abi. Oğlum ne korkuyorsun? İçeride kaplan yok ki. Ufacık bir kedi var. Ya tamam kedi ama biraz agresif. Fatoş evde bırakıp gidince iyice gergin oluyormuş. Oğlum başta söylesene sen bunu ya. Yüzümü tırmıklamaz değil mi? Tırmalamaz herhalde yani. He. Çünkü benim yüzüm hassas, ince atlı, cızırıl, iz kalır o açıdan diyorum. Ya kalırsa kalsın tırmık izi sonuçta. Ne diyorsun lan sen? Yarın öbür gün ben yüzümle iş yapabilirim. Ne gibi bir iş mesela? Ne bileyim, fotomodellik mesela. Fotomodellik? Evet. Evet, ankormanlık da olabilir. Ankorman, sen niye ankorman yapsınlar ki? Niye? Yaşım mı küçük kalıyor? Ya yok, önce gazeteci olman lazım ya ankorman olmak için. Belki aktörlük yapabilirim suratımla. Aktörlük mü? He. Niye? Benden karakter oyuncusu olabilir mi önce? Ya abi, sende şive var bir defa ya. Lan! Sen benim şivemle dalga mı geçiyorsun lan köylü? Sen kendini ne zannediyorsun? Cüneyt Türel mi zannediyorsun? Müşfikkenter mi zannediyorsun? Kendi tekidör mü zannediyorsun? Yatağım uzatma lan! Allah Allah! Kedi acıkçı daha da agresif oluyor içeride. He. Ne lan atan o zaman? Al lan! Öf! Bağırma! Pompom. Ay kızım ne yapıyorsun burada? Ay bu tatlı mıymış? Kimmiş? O çok mu tatlıymış? Biraz kötü bakayım ha. Bence mamasını koyalım. Hemen gidelim. Yok abi olmaz. Hadi usta ilişkin buna bağlı diyorum sana ya. Bu kedinin ilacını vermezsek bir şey olursa ben biterim. Ay pompom. Ay tatlı mıymış, kimmiş? Kesin kedi mi lan?
lan bu? Başka bir şey olmasın. Başak olmasın bu? Ya ne dökmesi ya? Kedi yakalayacaksın, ağzını açacaksın, damlatacaksın. Beş damla. Hasta mısın lan sen? Bu nasıl bir sizin teklif bana? Ben böyle bir şey yapamam. Ne demek? Bir de dişlerine dolgu yapayım o zaman. Tamam lan. Gidelim okuturum telefonu. 1000 TL alırım. Canım adamın önüne. Tamam, tamam. Nereye gidiyorsun oğlum? Hemen de alınıyorsun ha. Çocuksu bir halim var. Pompon. Kim giymiş ki? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Şu anda acayip tırsıyorum. Korktuğumu gerçekten belli etmemem lazım. Burhan abi, o köpekti galiba. He? Sus lan, adam hasta etmiş öyle. Konuş, nereye gidiyorum Burhan abimle? Ay, pompiş. Sakin ol kızım. Şimdi senin iyiliğin için uğraşacak Burhan eniştin. Dur kızım. Dur, sakin ol. Dur kızım. Şimdi eve gireyim, eve gireyim, eve gireyim, eve gireyim. Lan! Sen ne yaptın lan sen? Ben yavaşça kediyi yeni bıraktım. Lan bana yakıştı battı kediyi. Öldü mü lan yoksa? Basın hareket etmiyor. Sakın bu cinayete beni bulaştırma. Kediyi duvara sen attın. Her şeyi sen yaptın. Her şey senin başının altından çıktı. Onun için de senin iş dünyanda kalsın. Beni ne bulaştırıyor lan? Öldüm bir ellesene şunu. Ben elleyemem. Ben elleyemem kesinlikle. Senin eğil bence nabzını kontrol et. Ya ben dokunamıyorum ki kediye. Hasbinallah veli kilmetil. Senin ipinle kuyuya inen de nebahat yani. Of! Pompiş. Kızım. Öldün mü eniştesi? Pompiş. Kızım. Hep de dört ayak üstüne düşüyor derler ama baksan. Bu sefer aynı şey olmadı. Ay ben çok kötüyüm, ben ne yapacağım ya? Ben de Fatoş beni mahveder, ben de asla konuşmaz ya. Pompon dalları dikmiş bakar Allah'ım ya. Ay ben çok kötüyüm. Paylaşamam. Ben paylaşamam Burhan abi. Sakın beni cesetle baş başa bırakma. Vallahi benim hayal dünyamdan gitmiyor, iş dünyamdan gitmiyor oğlum. Ay seni yok et. Yok et cesedi, bir şey yap. Ben çok kötüyüm, ben çıkıyorum, ben bayılıyorum. Piş. He? Neden bu pis işler bakalıyı ya? Neden bu pis işler bakalıyı ya? Ben senin gibi her gün kedi kesmiyorum. Uzman değilim. Ya lan yapma, yap konuşma. Ben anahtarı ben halledeceğim. Ben. Hangi anahtarı? Anahtar senin olmadı mı ya? Lan içeride bıraktın anahtarı. Ya her işi bana mı bırakıyorsun? Sen yapacak mısın o işi? Of. Tamam. Tamam sakin.
Sakin. Panik yok. Panik yok. Panik de yok, kedi de yok. O zaman telefon da yok. Ne? O zaman plan şu. Şimdi hemen Çilingir'i çağırıyoruz. Çilingir kapıyı açıyor. Peşop'tan kedinin aynısını alıyoruz ve salona koyuyoruz. Cesedi de tuvaletten çıkartırız, gömeriz. Sonra yeni kediyi de salona bırakırız, değil mi? Böylece Fatoş Hanım'ın sapasağlam bir kedisi olur. Nasıl efendim? Hem burnu akıyordu filan. Pozitif bakmak lazım. Değil mi Delal? Bu sabah Peşop'ta gözüme bir kedi kestirdim. Model aynı. O zaman akşam Çilingir'i de alır gideriz. Evet. Sürpriz! Fatoş! Ay siz hani öbür gün gelecektiniz, şimdi niye geri geldiniz? Bence geri gidin. İyi defileler bitti, ben de erken döndüm. Hadi anahtarlarımı ver. Fatoş... biz kusura bakmayın Fatoş Hanım, biz anahtarı evin içerisinde unuttuk. Çilingir'i çağırmamız gerekiyor. Hayda! Sizin ne işiniz vardı Burhan Bey benim evimde? Biz birlikte gittik de Pompon'u beslemeye, o yüzden. Pompon nasıl, iyi mi? İyi. Huzurlu. Eminim şu anda en güzel yerde. Evde değil mi? Evde canım, evde ya. Nerede canım, evde ya. Hadi Çilingir'i arayın, benim eve gitmem lazım. Ellerimi yıkayıp geliyorum, 15 dakikaya kadar çıkalım, tamam mı? Tamam, çok güzel. Yerine gidelim ona. Sen şimdi git, kedi al, bir tane kedi al. Ondan sonra montuna sakla, tamam mı? Montuna sakla şey, kapıyı ben Çilingir açtım ona, sen hemen içeri gir. Hemen içeri gir, şey yapma. Çişim var, tuvaletim var da hemen içeri gir. Kedi at salonun ortasına, at. Ben montunun içerisinde kediyi nasıl saklayayım lan? Çok ne biliyorsun, saklayacaksın işte, başka şansın yok. Ben orada Fatoş'u oynarken sen gidip tuvalete cesedi yok etmen lazım. Başka şansımız yok. Yapamam. O kadar soğukkanlı olamam. Yapmak zorundasın Burhan abi. Başka şansımız yok. Ne oluyor ya? Gözümde bir ağrı var da onlar. Ay canım ya, bak anladı annesinin geldiğini, nasıl miyavlıyor. Pompon ya işte, bizim tipik pompon hareketi. Bak, klasik yani. Gözüme, gözüme, gözüme sıkıştım, sıkıştım. Fatoş, iyi ki geldin. Hoş geldin. Tasması yok mu? Bakayım. Pompon. Bir lavaboya gideyim. Gel bakalım. Nerede tasması bunun? Güzelim miyim? Ne yaptım ben siz? Ceset yok lan. Ceset yoksa cinayet kanıtı da yok. Bu açıdan iyi ama. Ben seni kedi sevmiyorsun sanıyordum. Yok ya, aşk olsun, ben kedi insanıyım ya. Aşk olsun. Fatoş, vallahi bir kahveni içeriz. Ay, tamam. Hemen yapayım. Çok. Ceset yok. Onun içinde cinayet delili de yok. Onun içinde ver telefonumu, ben gideyim. Olur mu ya? Öyle kedi nerede? Pompon yok olmuş. Beni ilgilendirmiyor. Ver telefonumu, ben gideyim lan. Ya olur mu ya? Olur mu öyle şey abi ya? Bir yerden çıkarsa mahvolurum ben ya. Ceset şu anda her yerde olabilir. Evin herhangi bir yerinde son nefesini vermiş olabilir. Arayalım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Aa, siz ne arıyorsunuz orada? Tasmayı ya. Ve ucundaki ne? Ya o...
Ucunda bir tane nazar boncuğu gibi bir şey varmış da onu arıyoruz ya. Aman boş verin. Çıkar bir yerden. Pompon. Ay sen çok ağırlaşmışsın ya. Kilo mu aldın iki günde? Siz çok mu beslediniz bakalım? İyi ya, çok. Ses ne ya? Pomponun sesi gibi. Kedinin hayaleti. Ne? Kedidir ya, kedidir. Herhalde kedi yani de. Telefonumu ver lan. Benim ismi çözmeden hiçbir yere gidemezsin. Zor durumdayız ya. Ya bu pompon. Peki bu kim? Bu kızım. Ha? Ay, kaşla göz arasında kim klonladı ya bunu? Ay. Tanrı verdi. Ne oluyor burada? Anam. Telefonunu lan versin oğlum. Vallahi saçın başını yolarım sen. Bak Fatoş'a açıklama yapacaksın. Aramız düzeltme. Ne sana telefon yok. Vallahi sen at. Deli ya. Delikliyim bu deli. Gel pis pis pis. Pompon. Pis 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 pis. Kediler nerede? Pompon nerede? Orijinali mi çakması mı? Ay siz camı açık mı bıraktınız? Ya deli misiniz siz? Pompon. Tamam, tamam aşkım, tamam. Söz sana, yeni kedi alacağım. Ben de hiç kaçma yanımdan. Ay bir aylık kedim bile beni terk ediyor. Niye? Ya aşkım, onlar belki de birbirlerine aşık olup kaçtılar. Öyle mi diyorsun? Tabii. Kesin. Yani kedi de olsa sonuçta yani yalnız olamaz yani, değil mi? yalnızlık anlamaz Fatoş yani. Sonuçta belki onlar da baş başa kalmak istediler. Ne bileyim bir ciğerin önünde falan takılıyorlardır. Ne bileyim yani takılırlar. Ay iyi ki buradasın ya. Burhan abi çok teşekkür ederiz sana da. İlgine teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Ay Tanrı verdi. Benim bir cep telefonum olacaktı. Acaba o sende mi kaldıydı Hülya adam? Bakayım. Yo bu benim kendi telefonum. Aa ben çok beğeniyorum bu telefonları. Senin zaten. Nasıl yani? Kendimi affettirmek için. Bu bana çekinişten çıktı. Ben de sana hediye ediyorum. Ay çok tatlısın. Tanrı yedi. Lan ben Fatoş'la kendim barıştım. Sen hiçbir şey yapmadın. Her şeyi rezil ettin. Kedi de yok ortalıkta. Telefon da yok sana. Bundan sonraki cinayetinde sakın beni arama. Şu anda kendimi kandırılmış hissediyorum. Sakın beni arama. Anladın mı? Çok güzel. Pompon. Ay. Ay gel bakalım Burhan eniştene. Ay ne tatlıymış ha? Tadam! İşte burası da özel odam sana. Bakın manikayı buraya atıyorsun. Aman dekoltesine yan masadan bakan mı var? Kolumu attım ailem var. Artık bu dönem kapanıştır. Yalnız önce rezerve yaptırıyoruz. Şuraya bak ya, millet neler yaptırıyor. Biz Çengelköy'de bahçeli yapılıyoruz, oturamıyoruz. Cem ama hakikaten uzak yani ya. Nesi uzak ya? Etiler 10 dakika. Aha Burhan geldi. Ay bu yeni idare müdür ha. Felaket bir şey ve derdi zoru senle Cem. Ben. Derdi zoru ben mi Aslı? Adam takmış durumda ya. Aman kurban olayım, burada çalıştığımı söylemeyin. Sonra arıza yapıyor ya. Ya psikopat anam takmış bana diyeyim ben sana ya. Çok fena, çok. Ay, nereden buldu burayı sinir şey? Ya ilk gün öğle yemeğini bir ağabey olarak benim organize etmem gerekiyordu ama bakıyorum siz erken organize olmuşsunuz. Of, biz
aslında buraya mekanı görmeye geldik ve 5 dakikaya kadar da kalkıyoruz ama. Yok, ben yemeğimi evden getirmiştim de onu yedim. Üzerinize afiyet zeytinyağlı fasulye yapmıştım, onu yedim. Artık müdürünüze bir kahve ısmarlarsınız. Cem Bey'e değil mi? Cem Bey'e mi? Cem Bey burada mı? Evet, görüyor musun? Şuradaki uzun boylu yakışıklı erkek. Şehsu var, madem işten kaytarıp geldin buraya, bir kahve kap gel hadi. Canımı sıkma. Ruh hastası. Ben dergideki arkadaşlara daha yakın olmak adına. Yoksa o da mevzu değil. Ben isterim ki herkes bütün özel problemlerini gelsin bana anlasın. O gelsin bana anlasın. O gelsin bana anlasın. Bu da gelsin bana anlasın. Öyle değil mi? Tabii. Diyorlar ki böyle bir kurumda genel müdüre ne gerek var? Bu kurumda kaç tane müdür olacak? Nasıl? Genel müdüre ne gerek var mı diyorlar? Hayır, sizin bir fotoğraf fobiniz mi ne varmış ya? Yani herkes bildiği işi yapsın. Fotoğraf çekmek isteyen de fotoğraf çeksin falan filan fiş mekan falan işte. İnsan psikolojisi. Anlayamazsın. Kim diyor ki bunları? Ben şimdi sağa sola laf yetiştirmesini pek sevmem. Alo. Ha söyle babacığım. Yan daire mi? Baba yan dairede nasıl oturacağız ya aynı evde? Sağ olasın Şehsu var. Gel bugünün şerefine bizimle aynı masayı paylaş. Gel otur sohbet et. Diyorum ya, her zaman çalışanın ruhunu temiz tutmak lazım. Yani gönlünü hoş etmek lazım. Allah razı olsun Burhan Bey. Yani siz de olmasanız böyle bir masada hiç oturamayacağım. Böyle bir yeri belki de hiç göremeyeceğim. Çok sağ olun. Ne söyleyeyim be? Kondurdum bunu ya. Bu ne anam ya? Ya çok iyi fikir Şehzo. Hadi her tarafımı elleyip duruyor. Sapık şey. Bilmiyorum baba. Baktık da Nişantaşı'nda bakmadık. Oldu söyleyince ben Nişantaşı'nda da arayalım o zaman. Tamam. Hadi öpüyorum. Bay bay. Yine mi ev mevzu ya? Evet yine ev mevzu Cem. Ya ben de biraz Nişantaşı'nda oturmak istiyorum yani. Aslıcığım, sevgilim kaç kere söyleyeceğim sana? Bana 2 katlı ev lazım. Bir odasını karanlık oda yapacağım. Yayılacağım orada. Nereden bulacağız Nişantaşı'nda öyle ev? Ya şu köşede 2 katlı dubleks bir bina var. Bu hani pastanenin yanında sen bilirsin. Çok da meşhur bir yer. Aa evet. Ay Aslı, orada oturursanız müthiş havalı olur ha. Vallahi. Ya Cem, bir gidip bakalım ne olur be. Tamam canım, tamam. Bakarız. Artık kahvemizi içtik. Yavaş yavaş kalkalım. Herkes iş başına. Doğru muyum? Evet. Sakın ha buralarda şey yapmayalım. Hemen ofiste buluşalım. Tamam mı? Şehsuva sen de ilk günden kaytarma. Hadi. Görüşürüz. Burhan Bey, Burhan Şehsuvar köy kökenlidir. Evet eğitimi yoktur ama çok zeki bir çocuktur. Kendini yetiştirmiştir. Yani sizden rica edeceğim. Ona böyle sert muamele yapmayın. Yok canım, yok canım. Ben bir sistem kurmak adına. Yoksa siz bilirsiniz. Ay nasıl her şey bu? Yapışım. Evet. Güzel ya. Vallahi. Şimdi bir teklifim var.
Biraz kirayı mirayı indirseniz de bizim dergi var ya, orada ücretsiz ilanlarınızı filan yayınlasak ha? Ben bu evi çok sevdim. Böyle olmuyor beyefendi. Burhan Bey, hayrola? Niye hayrola canım? Eve bakıyorum burada. Siz de mi Nişantaşı'nda ev arıyorsunuz? Evet. Niye? Ben Nişantaşı'nda oturamaz mıyım? Ben de bu çevrenin insanıyım. Ben de sizin gibi biriyim. Sizi söylerken duydunuz herhalde Burhan Bey ama biz de ilgileniyoruz bu evle. Hayır canım, ben tuttum evi. Tuttunuz mu? Evet. Yok canım, daha konuşuyorduk. Olur mu canım? Çoktandır ben bu evi biliyorum. Olur mu Burhan Bey? Şesu konuştu, oradan duydunuz. Siz de o yüzden geldiniz buraya. Ya sen ne kadar geçimsiz bir adamsın ya. Hep negatif ya. Hep negatifsin. Bak odayla ilgili bir mevzu oldu. Ben insanlık adına ben sana o odayı verdim. Herhangi bir sorun çıkmasın. Burhan Bey, orası benim odam ya. Kardeşim, ben sana 750 dolar vereyim. Gerisini de öbür türlü konuştuğumuz gibi hallederiz, tamam mı? Beyefendi, bu evin aylık kirası 1000 dolar. Tamam. Ben tutuyorum ben bu evi. Cem, bir gezseydik ya. Gezmeye gerek yok. Orası mutfak, burası salon. Yukarıda da odalar falan. Tamam mı? 3 aylık peşin, 1 aylık da depozito isterim. Olur. Hemen yapalım kontratı. Zaten ben yarın evimden çıkacağım. Birkaç parça eşya getirip burada kalırım. Tamam mı? Sağ olun. Demek öyle oldu. Neyse. Güle güle oturun. Ben sonuçta kompleksiz bir insanım. Bana ev mi yok canım? Ama sizi tanımak adına çok güzel bir fırsat oldu bu bana. Neyse, iş yerinde görüşürüz. Ya ben böyle başlamak istemiyordum. Ben böyle olsun istemiyordum ya. Neyse, insan psikolojisi işte. Çok şey öğretiyor insana. Hoşça kalın. Bakın Burhan Bey. Benim de sizinle ilgili hiçbir problemim yok. Ha? Ya bu ofiste yani hiç kimse bana böyle davranmadı. Ya yavaş yavaş olacak bunlar. Şehsu var. Yavaş yavaş birbirimize ısınacağız. Ben arkadaş tipte bir yöneticiyim. Yarın öbür gün biz minyatürke gideriz. Orada kumpir yeriz. Sen de tatmış olursun bunları. Ben bunları açayım. Dün Fatoş Hanım geldi, arkamdan durdurdu beni. Gördüm, evet. He. Şehsu dedi, köylüdür dedi, cahildir dedi, anlamaz dedi. Artık idare edeceksiniz dedi. Ne? Fatoş mu dedi bunları? He? Bırakın canım dedim bu işleri. Bunlar dedim köllükle, cahillikle, kültürle olacak işler değil ki dedim. Ben burada sempatik bir ofis ortamı yaratmaya çalışıyorum. Peki dedi bunları nasıl becereceğiz dedi. Ben dedim ki bin taksla canım, bin taksla dedim. Ama nasıl espriyi patlattım, nasıl gülüyor ama. Öyle oldu yani. Ya arkadaşlar, bu Selin ofise hiç uğramaz mı? Selin prensip olarak ofise geç gelir, erken gider. Niye? Babasına mı güveniyor? Patronun kızı ama yaşı da küçük, biz de fazla yüklenmiyoruz. Zaten Selin'in dergide 2 sayfası var, yani işler aksamıyor. He. Yok, ben işleyişi öğrenmek adına. Şesucuğum, canım bir kahve versene bana. Köy kahvesi olsun mu? O ne ayol? Ağızlarına sakız yapmışlar seni. Olur mu böyle şey? Yok patronun kızı, yok zengin kızı. Şımarık, beceremez. Dedim ya, bu ne zengin düşmanlığı? Ben de zenginim. Ben de Tokatlıyım, ailemi herkes tanır. Bu dedim zengin düşmanlığı nedir dedim. Hangisi söyledi? Ya bırakma. Şimdi bana laf taşıttırma. Vallahi kötü adam olurum ben. Ne o uzun boylunun adı? Ya bırakma. Aslı mı? Aslı mı? Bak ölümü gör, doğruyu söyle Burhan abi lütfen. Bilmiyorum ki şimdi ben hiçbirisinin ismini aklımda tutamıyorum. Yeniyim ya ondan. Yok işte 2
sayfası varmış. Yok onu beceremiyormuş. Onu da kıvıramıyormuş. Bilmem ne, bilmem ne. Kadınların hepsi seni kıskanıyor doğal olarak. Ama bunlara kısmamak lazım. İnsan psikolojisi biliyorsun. Ay o falan burada ya. Ben ne yaptım onlara? Cem, annenler geldi mi? Geldi canım, sağ ol. Cesur, sen bana bozuk musun? Yok. Hayır, benim eğitimim bir yere kadar olduğu için ondan böyle kabayım yani. Tarzım bu kadar. Ne demek eğitimim bir yere kadar? Bilmem. Senin lafın değil mi anam? Ha? Sen niye bana kötü kötü bakıyorsun Selin ya? Kusura bakma aslında. Biz zengin kızları böyle şımarık ve kötü kalpli. Biz kötü insanlarız, tamam mı? Kusura bakma. Ben de zengin kızı sayılırım. Değil mi? Bilmiyordum. Kusura bakma yine. Ortalıklarda böyle abuk subuk muhabbetler dönmüş aslında. Bilmiyorum. Ne muhabbeti ya? Nasılsınız arkadaşlar? Tatil rehavetini attınız mı? Memnun musunuz? Vallahi biz memnunuz Saadettin Bey. Esas siz memnun musunuz? Tabii, niye ki? Ama biz öyle duymadık. Benim anlamadığım bir şey var. Dergiyle ilgili söyleyeceğiniz, eleştireceğiniz bir şey varsa bizzat bana söylemenizi tercih ederdim. Nasıl yani, anlayamadım. Dergiyi beğenmiyor musunuz? Yok, beğeniyorum. Beğenmesem zaten hepinizi çıkartırım işte. Kim söyledi ki bunu? Burhan Bey. Ya arkadaşlar, siz ne kadar çok abarttınız ya. Problemler tek tek konuşarak çözülür. Ben bir ağabey olarak... Burhan Bey, bizim aramızda problem falan yok. Ama siz biraz dedikodu yapmışsınız galiba. Bizi birbirimize düşürdünüz. Bir dakika. Benim hayatımda nefret ettiğim iki konu vardır. İki konu. Bir dedikodu, iki yalan. Ben arkadaşlarımla, çalışanlarımla hep dost olmuş, arkadaş olmuş, kompleksiz, kendi başında, kendi halinde bir insanım. Ha, bir gün öyle problemleri çözmek için bir hamburgerciye gideriz, orada otururuz, sohbet ederiz, öpüşürüz, koklaşırız. Ne var ya bunda? Buhran abi, Buhran abi, niye beni arkadaşlarıma karşı dolduruyorsun sen, ha? Buhran Bey, bakın biz burada bir aile gibiyizdir. Hah, tam üstüne bastın, kaldır ayağını. Arkadaşlar, ben burada sempatik bir ortam yaratmaya çalışıyorum ya. Cumaları Blue Jean'le gelelim diyen ben değil miydim? Biz sürekli Blue Jean'le geliyoruz zaten Burhan Bey. Yok olmaz. Siz bana karşı en yargılı davranıyorsunuz. Öyle olmaz. Ben de aynı çevrenin insanıyım ya. Ben de sizlerden herhangi birisiyim ben de ya. Ben de Nişantaşlıyım ya. Sorma sahip, sizin bu Nişantaşı background'unuz nedir Allah aşkına? Ya ben tam evi tutacakken Cem Bey elimden kaptı gitti ya. Ya bu böyle olmaz. Adamı delirtmeyin burada. Siz hepiniz bir yumruk olmuşsunuz. Beni içeriye almıyorsunuz. Ben nereden gireceğim içeri? Bu böyle olmaz. Ya koskoca Burhan Altın Topu çaycıyla kalkıp minyatürke gidip elinde kumpir yiyeceğim. Olmaz böyle şey. Koskoca idare müdürüm ya. Hep güler yüz, hep neşe, hep kahkaha. Ondan sonra adamın biri kalksın, gelsin, şunu desin. Sen Nişantaşlı nasıl olursun? Halka geçsin. Ben de zenginim ya. Bunu söyleyeyim. Ben de üniversite mezunuyum. Ben de aç
açık öğretimi bitirdim. Açık açık konuşturtmayın beni. Oda olayında da öyle oldu Cem Bey. Ev tutacağım, onu da alıyorsunuz. Siz nasıl insanlarsınız ya? Bir insana böyle bir eziyet yapılmaz ya. Artık yapmaz ya. Ben evimde gireni yapalım mı? Dilim. Lan psikopat. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.